Biraz indireyim mi Furkan yoksa? Sakal değer mi? Ha? Birazcık sakal değebilir. O zaman hocam bir indireyim şunu aslında. Sakal düşmanı mısın? Ben de olmayınca hocam. Ondan olana dolayı. Olana kadar. Eyvah yandık. İki yıldızın arasındayım. Girme amca ile yeğen arasına. Şundan bir 10 dolar alsana. Hocam selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yeğendin sen değil mi? Amcam olduğunu söyleniyor ama. Biz geçen İstanbul'a geldiğimizde kapıda duran arkadaş var ya hocam. Evet. Dedi hayırdır kimsiniz falan. Dedim amcamızı görmeye de mi gelemeyeceğiz? O da herhalde biraz ciddi inanmış olabilir. Direkt rahatça aldı bizi içeri. Kardeş desen daha güzel tutardı. Allah razı olsun hocam. Amca yeğen işi biraz zor da. Öyle mi? Kardeşliğin kökleri daha güçlü. Kuvvet-i imaniyenin yeri başka. Allah razı olsun. Biraz sorularımız var size Nurettin hocam. İnşallah. Şimdi ben bakarız. Önce sorulardan diyordum ya şimdi şöyle damar bir soru çıkar mı diye. Sonra cevaplardan korkar oldum. Sorular gözümün anlamını yitirdi. Hocam ben mi çekeyim sen mi çekmek istersin? Ben öyle işlere karışmayayım. Tamam, sen çek. Ben hocam o zaman ben de bilmiyorum soruları Fatih Ünal hazırlamış. Evet. Şöyle sorulara başlayayım. Evet hocam. İslam toplumunda cemiyet ve toplulukları bir araya getirecek ve ittihadı İslam'ı tesis edecek hususlar sizlerce nelerdir? Yok kardeşim sen bunu konferans gibi ayarlamışsın. Bu soru çok şey yani. Uzun olur değil mi? Doktora tezi gerekiyor ama bir cümleyle özetleyelim. Olur olur. Güzel olur. Böyle en temel sorudan olan. Daha kısa olabilir de. Yani bir şey zıttıyla ayakta duruyordur. Zıttını kaybettin mi ayakta durur. Zıttıyla bir arada tuttuğun zaman umduğun şeyi bulamazsın. İslam insanlık istiyor. Irkçılık istemiyor. Allah ırklarla yarattığı halde ırkçılık istemiyor. Allah'tan başka ilah olmasına yani insanlar ilah deyince bir şey zannediyor. Hayır para da bir ilah oluyor. Uyku bir ilah oluyor. Allah'tan başka ilah olmamasını istiyor. Kabe'nin bir tane olmasını istiyor. Kur'an'ın tek rehber olmasını istiyor. Bunlar sağlandığı zaman İslam bir aradadır. Irklar girince, putlar çoğalınca para da dahil, Kabe'ler çok yönlülük manasında çoğalınca İslam gücünü, ittihadını kaybediyor demektir. Yani kısaca böyle özetleyebiliriz. Eyvallah. En çok bomba hükmünde bu oluyor herhalde. Hocam Ebul Hasan en-Nedvi ile bir görüşmeniz var bildiğimiz kadarıyla. Sizi etkileyen bir görüşme o anlarda neler oldu, sizleri neler etkilemişti? Elhamdülillah. Allah Hoca Efendi'ye rahmet etsin. Amin. Onu da bizi de dostlarıyla cennette buluştursun. Ebul Hasan en-Nedvi ile ilk defa 1985 yılında Mekke'de talebeleriyle yaptığı bir toplantıda bulunmuştum. Daha sonra İstanbul'da ziyarete geldiği bir toplantıya yine katılmıştım. Ondan sonra da Emin Saraç hocamla beraber Hindistan'a Hoca Efendi'yi ziyarete gitmiştik. Bir hafta kadar Hoca Efendi'nin misafiri olduk. İstanbul'da çok kalabalık bir zeminde olduğu için Hoca Efendi ile özel bir hatıram olmadı. Allah rahmet eylesin ama Mekke'de Osmanlı'ya hilafet varlığı nedeniyle ne kadar sıkı bağlandığına dair orada ciddi hatıram oldu. Allah rahmet eylesin. Orada toplantı çok özel olduğu için kimseyi almayın diye tembih etmiş. Biz ısrarla girmek isteyince işte Hoca Efendi kimseyi almıyor ve Cidde'ye havaalanına yetişecek. Mekke'deki bir toplantı bu. Havaalanına yetişecek demişlerdi. O arada içeriden birisi geldi. Hoca Efendi seni bekliyor dedi. Bizi kapıda içeri almayan diyelim ki sekretere. Hoca Efendi bekliyor gelsene dedi. Ya ısrarla gelmek istiyorlar deyince kim bunlar diye sordu. O da Emin Saraç Hoca Efendi'nin İstanbul'dan talebeleri demiş. Hoca Efendi bu cümleyi duyunca bizzat kendisi ayağa kalktı. Onları içeri alın. Onlar hilafet diyarının çocukları. Onlara engel tanımayın dedi. Bizi içeri aldı. Elini öptük. Dua istedik. Tabii biz onunla bir uzun görüşme yapmak için sorular hazırlamıştım. Ben hiç o sorulara gerek kalmadım. Bundan sonra ben nereden geldim, hangi değere müntesibim bunu bana tanıttı. Allah rahmet etsin. Zaten de görüşmeye izin vermediler ama benim için çok güzel bir hatıra oldu. Daha sonra bir hafta misafir olarak gittiğimiz Hindistan'da da çok tatlı hatıralarımız oldu. Böyle bir seçelim. Sakat soru koymadın değil mi Fatih? Bak amca yeni birbirine düşürme. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında sizleri en çok etkileyen sahne hangisidir? Böyle temel manada aldığınız. Müslüman marketten bir şey seçer gibi peygamberin hayatından şu bölümü seçmesi çok etik değil diyelim de çağdaş bir kavram olsun. Yani onun hiçbir harf ağzından Allah'ın vahyi olmadan çıkmadığına göre yani şu bölüm ekstraydı, bu bölüm böyleydi diye bir şey konuşamayız ama duygusal açıdan seni kilitleyen hangisiydi sorarsan Taif. Taif dönüşü çok muhteşem. Çok muhteşem.
Yani daha sonra Allah'ın lütfuyla yüzlerce, binlerce konferans veren, gençlerle uğraşan, kadınlara hitap eden, erkeklere hitap eden bir hoca olunca o Taif'i hiç silemiyorum gözümden. Bununla ilgili de konferanslarım vardır. Taif bir başka. Taif bir başka. O gün orada göklerdeki bütün rahmeti yere indirmiş gibi oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zannediyorum olayın ayrıntısına gerek yok ama Taif bir başka. Eyvallah. Bir dava adamı olarak gelen tenkitleri genel manada ne şekilde yorumluyorsunuz? Beni mi kastediyorsunuz? Evet. Yani bir miktar medyayı, sosyal medyayı takip ediyorsanız son 5 yılda belki fazla tenkit almış birisiyim. Buna cevap verirken tabii bir şov yapma riski de var. Allah muhafaza buyursun. Ben genç hoca kardeşlerime örnek olur diye zikredeyim. Tam o manada sormak istedim. Yani bana Müslüman olmayan, ahirete iman etmeyenler tenkit edince bunu bir gürültü gibi kabul ediyorum. Ben onu dinlemiyorum. Mümin kardeşlerim tenkit edince, bilhassa hoca efendiler tenkit edince istisnasız her tenkidi arkadaşlarla istişare ettim. Bunun burasında bir arıza var mı, siz görüyor musunuz diye. Yani belki uslubumdan, mimik hareketlerimden kaynaklanan hatalar olmuş olabilir ama şeriatıma aykırı tek bir cümle kullanmadığım elhamdülillah. Bir nevi belgelidir şu anda. Hamdü senalar olsun. Uslubum, Karadenizliliğimden, yetişme tarzımdan veya örnek aldığım hocalarımın farklılığından uslubum farklı olabilir. Dolayısıyla uslup bu yani. Zaten herkes beni dinlemiyor. Bu uslubu beğenen insanlar dinliyor diye rahat ediyorum. Bana bugüne kadar filan şeriat maddesine, filan ayete, filan hadise, filan fakihin şu cümlesine aykırıdır diye bir tenkit gelmedi henüz. Zamanı mıydı bunların? Diye geldi. Bunu sen niye tercih ettin böyle diye dendi. Bunlardan da anlaşılıyor ki rahatını bozdum diye herhalde mümin kardeşlerim beni tenkit ediyor. En son benimle helalleşmeye gelen hoca arkadaşlara yani helallik olmasa daha iyi olur. Başka yerde helalleşelim diyorum. Çünkü hocanın beni tenkit etmesi çok hoşuma gidiyor. Neden? Beni hoca tenkit etmeli bir defa. Allah için yaptıysa sevap kazanıyordur. Hasedinden dolayı yapıyorsa bana çalışıyor. Ben bundan mutlu olmayacağım da ne yapacağım? O da sevap kazanıyorsa sayemde bir kişi daha sevap kazanıyor. Samimi yapıyoruz. Ama samimi nasıl olur? Bana telefon eder. Ulaşılamayan bir insan değilim. Murat'ın senin bu sözünü ben yanlış buluyorum. Niye böyle söylüyorsun der. Ben de onunla 10 dakika, 20 dakika bunu istişare ederim. Beni ikna eder ya da ben onu ikna ederim. Bugüne kadar yani tek bir hoca efendi hatırlamıyorum. Böyle beni aramadı. Ama onlarcası sosyal medya üzerinden, basın üzerinden bana sitem ettiler. Ben onları kâr sayıyorum kendim için. Bir yerde lazım olacak onlar hep. Allah razı olsun. Amin. Devam edeyim mi? Ama madem sorduğunuzu söyleyeyim. Tam 30 yıldır mikrofonların önündeyim. 15 yıldır da kamera önünde konuşuyorum. Bugüne kadar tek bir hoca efendiyi, tek bir Müslümanı ismini vererek tenkit etmedim. Tek bir kişiye de ben haklıyım diye cevap vermedim. Çünkü ben davama hizmet ediyorsam, davam benim de davam, onun da davası. Allah ikimizin de hakemi olacak. Niye uğraşayım ki ben? Yani ben cevap versem, o bana cevap verse bundan dinim zarar görür. Yıpranır, İslam yıpranır. Ben kazanırım, şöhret olurum. İslam'ın yıprandığı yerde ben şöhret olsam bu kazanç değil ki maazallah. Bu dinimi eritmem olur. Bir hoca olarak ben bunu yaptıktan sonra hoca olmayanlar dine neler yapar diye tefekkür ediyorum. İnşallah da muvaffak olurum. Amin. Özellikle son cümle çok güzel bence ders ve nasihat niteliğinde oldu. İnşallah. Kanaatindeyim. Hiç isim zikretmemek bence çok güzel bir mana. Özellikle alınması gereken temel bir yer. Temel bir davranış gibi. Kur'an-ı Kerim'in tarzı budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in genel tarzı budur. Kur'an-ı Kerim bir tek Ebu Leheb'in ismini veriyor. O da onu çok fena hak ettiği için. Veriyor. Ondan sonra küfrün liderleri diyor ama. Çünkü hedef küfrün kendisidir. Şahıslar değil. Nasıl hedef cennettir AB şahsı değil. Sorun olarak da küfürdür sorun. AB şahsı fani. Evet. Küfür daha kalıcı kafire göre. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok güzel cevap oldu. Ben devam edeyim mi? Bana bak bir dakika sen böyle cevaplara puan da veriyorsun. Yaşıt bizden amca yeğen bizsiz. Hayır sanki. Ya amca yeğen bakıyorum amcaya aferin diyor. Allah Allah. 10 puan. Ben soru çekeyim. Çek tabi. Konu da benmiş. Hocam hayalhanemden bildiğimiz Mehmet Yıldız ile zaman zaman amca yeğen olduğunuza dair sosyal medyada yazılıyor, çiziliyor. Böyle bir akrabalık var mıdır? Varsa neden saklıyorsunuz? Bu kadar basit bir akrabalığımız olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani birinci dede, ikinci dede de soyadı Yıldız olan da yok. İki nesildir soyad var. Yani iki nesildir devam eden akrabalığı ben pek değerli bulmuyorum. İlk babamızdan itibaren devam eden nesilden kardeşliğimiz var. Allah razı olsun. Henüz sakalları beyazlamadığı için Mehmet'in ben ondan daha büyük görünüyorum. Gerisini de Allah biliyor zaten.
Allah razı olsun. Amin. Nurettin Yıldız'a göre Said Nursi desek neler ifade etmek ister? Said Nursi rahmetullahi aleyhi İmam-ı Azam gibi bir adam görmüyorum. Neden İmam-ı Azam gibi? İmam-ı Azam'ın alanı farklı. Ümmetin en mümbit olduğu günlerde Kur'an üzerinden içtihat yapmış birisi İmam-ı Azam. Ama Said Nursi rahmetullahi aleyhi ümmeti Muhammed'in yıkım günlerinin mimarı olarak. Bugün ancak idrak ettiğimiz sözleri söylemiş. İman gidiyor demiş. Belki hilafetin olduğu bir toplumda ne demek la iman gidiyor diye ona kim bilir ne tepkiler gösterilmiştir. Bu ne biçim söz denmiştir? Bugün anlaşılıyor ki iman aslında gidiyormuş. Köklerinde sorun olmuş. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in Hıra mağarasında başlayan iman mücadelesini kendi zamanında en çabuk yeşertmeye çalışmış bir mücahittir. Rusya'daki yaptığı cihattan daha değerli. Filan yerdeki eyleminden çok daha değerli. İmanın ebedi bir mücadele olmasına dair o gün gereken soluğu verdi. Benim için bu kıyamete kadar bağlayıcı bir nokta. Bundan ötesi meleklerin değerlendireceği bir iş. Kendisi eylemi, varlığı, hayata kattığı soluk değerli. Ben bir hoca olarak onun ortaya koyduğu performansa kendi performansımı kıyas ediyorum. Bakıyorum ki birbirine benzeyen tablolar çıkmıyor ortaya. Varlığı bir sonuç doğurmuş. Bütün hocaların, bütün Allah'a davetle kendisinde bir yükümlülük hissedenlerin, Allah'a davet açısından böyle bir yükümlülüğüm var diye düşünenlerin örnek alması gereken birisi. Nurettin Yıldız için bugüne kadar duyduğu en güzel üç söz nedir? Yani çok söz duyuyorum. Bunu bire indireyim istersen. Olur. Yani hayatta imanla ölmekten sonraki en büyük endişem annemin ve babamın dualarını alamamaktan büyük bir endişem var. Yani Rabbime iman eden bir mümin olarak ahirete ne kadar gitmek istiyorsam ona yakın bir derecede de babam ve annem bana işte tamam oğlum senden memnunuz desinler istiyorum. Yakın bir zamanda bir iki ay önce annem dedi ki otur biraz sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur o anne dedim. Benim annem okur yazarlık düzeyinde birisi bile değil. Bir alime hizmet etmekten başka vasfı olmadığını düşünen okuma yazma bilmez mi? Okuma yazma bilmiyor annem. Kur'an okuyabiliyor o kadar. Dedi ki oğlum dedi zannediyorum ahiret çok kalabalık olacak dedi. Herkesin de işi çok olacakmış dedi. Ben de hikaye anlatacak zannettim. Ben dedi bak baban da şahit olsun, buradakiler de şahit olsun. Kıyamet günü seni meşgul etmeyeceğim oğlum. Hakkım sana şimdiden helal olsun dedi. Benden dolayı endişen olmasın dedi. Ama bir şartım var dedi. Buyur anne dedim ama dilim tutuldu bu arada. Sen de beni hiç rahatsız etmeyeceksin orada dedi. Anne dedim hiç öyle bir şey olur mu dedim. Ben duydum babandan dedi. Evlat da anneyi kovalayacakmış dedi. Böyle karşılıklı helalleştik. Yani o gün sen beni yakalasaydın Mehmet, yeğenime bir araba almıştım sevincimden. O günü kaçırdın sen. Yani hayatta bu kulaklarımın 60 senede duyduğu bana göre en değerli söz. İman meselesinden sonra şüphesiz yani iman. İmanla bu ölçülecek bir şeyimiz yok. Buna siz de şahit olun. Allah razı olsun. Amcan böyle biri işte. Ben de şahidim emiceme. Günümüz Türk toplumuna ait gençlerin durumunu üç kelimeyle özetlemek ister misiniz? Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın ruhunun yetişmesi gereken ve boğulmakta olan bir nesil. Bu kadar. Allah razı olsun. Nurettin Yıldız tatil yapar mı? Bugüne kadar varsa ilginç bir tatil anını... Tatilde döner yer mi? Bunu sorsaydınız bana. Bunu hoca arkadaşlarıma, davetçi kardeşlerime faydası olur diye söyleyeyim. Evet, Allah razı olsun. Çok mahrem özel bir durum değil. Ben hayatını dolu dolu yaşamak bakımından hesabını vermekte zorlanacağım nimetler içinde bir hocayım. Çok dolu dolu yaşıyorum elhamdülillah. Hiçbir aile huzursuzluğum yok. Çocuklarımdan 4 çocuğum var. 4'ünden de memnunum elhamdülillah. Aile huzurum çok yüksek. Yüksek oranda huzurum var. O olmasa zaten sen burada seni ziyarete gelen Nurettin zor bulursun. Bulamazsın yani. Bir hoca gelemez aile huzuru yoksa. Gelse de ondan randıman alamazsın. Tatil yaparım. Yapmam diye bir şey yok. Ama tatilimi bir, hangi çocuğum gelmek istiyorsa onu götürürüm. Yanıma muhakkak bilgisayarımı alırım. Bizim vakfın kamp yerlerinden birine giderim. Veya sıla-i rahim yapacağım bir yere giderim. Bir taşla 5-10 kuş vurur. 24 saat tatil yaparım. 25 saatini hatırlamıyorum bugüne kadar. Yani tatil yaparım. Bir lokantaya götürür çocuklarımla, eşimle yemek yerim. Harama helale dikkat edilmiş mubah ortamlı bir lokantaya giderim. Ama mesela
mesela düğüne gideceğiz diye bir yere gitmem. Böyle bir şeyim yoktur. Memleketime giderim, sıla-i rahim yaparım. Bu yüzden de akrabalarım beni çok severler. Gittim mi yüzleri güler. Çünkü fazla oturmam bilirler. Hediyemi götürürüm sünnete uygun. Karışmam dedikodularına, kime vurdun, kime kırdın demem. Sülalem yaşlıları beni çok severler. Tatil yaparım ama tatilimi değerlendirir. Mesela buraya gelirken uçakta 35 Müslümanın sorusuna cevap verdim. Giderken de bir o kadar veririm. Dolayısıyla benim için tatil israf olmaz. Yani Mersin'e geldim. Mersin'de uçağı da değerlendirdim. Siz tamam yatacaksın deyince yarınki konferansımla ilgili okuyacağım 3 tane kitabım var. Onları getirdim. Gece onları da okuyacağım. Dolayısıyla bir israf olmayacak diye umuyorum Allah'ın rahmetinden. Allah razı olsun. Amin. Evet. Hala puanlama veriyorlar Sahir'e. Çok teşekkür ederim. Ya, bu iyiliğinizi unutamayacağım yani. Yani bu çok jestiniz çok güzeldi. Şey gibi sanki televizyondan izliyor gibi. Hoca ne yapıyor? Ben bir ara soru sormak istiyorum hocam. Kameraların arası yok ama. Tamam. İki kamera arasında fotoğrafçı var üstünde. Şimdi çok yoğun olan insanlar, çok insanla ilgilenenler, konferansları sık olanlar, günlük ziyaretçisi bol olanlar zaman zaman kendisini ihmal edebiliyorlar. Kendi bakımını, okumasını vesaire. Ben ise sizden sayfa sayısı bile tutmadan günlük kitap okurum dediğinizi duymuştum. Evet. O yüzden o şahsi bakım noktasını şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Hasan el-Benna'nın rahmetullahi aleyh etkisinde kalmış birisiyim. Hasan el-Benna her şeyin ötesinde hayata dengeyle bakmanın adı. İbadete, ahirete, dünyayı ezdirmiyor. Eşini talebelerine ezdirmiyor. Talebelerini eşine ezdirmiyor. Fabrika kuruyor, medrese kuruyor. Bir denge adamı Hasan el-Benna. O benim üzerimde çok etkili. Şey, o günlük bir okuma vesaire orayı da benim okumam mısınız? Yani ben yani yoğunluğun içinde ben hafızım. Zaruridir. Ben hafızım ve yani belki 7-8 yaşından beri okuyorum. 15 yaşından beri de Arapça okuyorum. Benim kitap okumamla yeni ilahiyattan mezun olmuş birisinin okuma hızı arasında fark var. Şimdi ben okuduğum kitaplar bir defa benim branşımla ilgili kitaplar. Yani ayet hadisin neredeyse %40'ını oluşturduğu kitaplar okuyorum ben. Bir sayfayı açıyorum. Kur'an-ı Kerim'den 4 tane ayet var. Ayetin ilk kelimesinden itibaren onu atlıyorum. Ben elhamdülillah binlerce hadis-i şerifi ders yapacak şekilde, yaptığım şekilde biliyorum. O hadis-i şerif geliyor yarım sayfa. Ucundan hangi hadisi anlatıyor anlıyorum. Dibine bakıyorum buradan ne tip sonuç çıkarmış. 2 saniyede onu okuyorum. Dolayısıyla bir sayfa 3 dakikada okunuyorsa yarım dakikaya düşüyor bende. Hızlı okuyuşum bundan kaynaklı. Bir ikincisi ben okumayı ekmeğim, peynirim görüyorum. Nurattin Hoca eğer bugün bu kadar tepki görüyorsa ve mümin gençler Nurattin Hoca'yı seviyorlarsa, mesela yukarıda gördüğünüz engelli bir Müslüman beni görmek için atlamış gelmiş. Bunun sebebi yeni bilgiyle çıkmak için çok okuyan bir hoca olduğumdandır. Reklam için değil, Allah muhafaza buyursun. Ama mesela ben bir dersim varsa o dersle ilgili asgari 1000 sayfa taramadan mikrofonun önüne geçmem. Muhabbet ederiz. Şimdi burada mesela muhabbet ediyoruz, çalışmıyorum ama bir başlık açtıysam ben şu başlığı doldurmak için şiddetli bir okumaya giriyorum. Bu benim bilgilerimi tazeliyor. Mesela pazar günü dersim oluyor. Pazar gününden önceki akşam internete giriyorum. Bu konuda son bir şey söylenmiş mi bir bakıyorum. Birisi bir konferans vermiş mi bakıyorum. Elhamdülillah. Belki Rabbimin lütfuyla ilk dikkat ettiğim hassas konu bu olduğu için Allah-u Teala da bir oranda başarı ihsan ediyor. Devam ediyorum. Böylece kuraya gerek kalmadı. Bitti. Sosyal yaşantınızda neler yapmak ya da nelerle uğraşmak size hoş gelir? Ya bunun cevabı çok zor ama bir cümleyle özetleyeceksem ben en çok bunaldığım zamanlar çok böyle bazen çatlayasım gibi oluyor. Mesela bütün Türkiye'nin topluca Suriye'deki savaşı unutup Nurattin Hoca sapık, Nurattin Hoca cinayet işliyor, Nurattin Hoca hapse girmedi mi diye 3 gün 4 gün üst üste ana haber bültenlerinde ulusal medyada bir canavar sunulur gibi sunuldum. O gün benim delirmem lazım. Ama benim Allah'tan temenni ettiğim ve bana hep ihsan ettiği çok samimi dostlarım var. Ben bunaldığım zaman hemen telefona sarılırım. 2 tane 3 tanesini ararım. Boşta mısın? Boştayım. Gel. Gelir. Ya çay demleriz ya da atla arabaya bir yere gidelim deriz. Nereye gideceğiz? Bolu'ya kadar gidelim. Geri gelir. O yoldaki muhabbetle ben sapasağlam geri gelirim. Yani beni Rabbim dostlarımla pansuman ediyor. Bana verilebilecek en büyük ceza o dostlarımdan uzak tutulmamdır. Onu da henüz akıl edemedi kimse. Allah öyle bir şey vermedi onlara. Dolayısıyla benim sosyal yönüm dostlarım ve kardeşlerimdir. Öyle olmasa sen gelip benimle amca yeğen olamazdın zaten. Bunu da unutma. Allah razı olsun. Evet. Beni çok mutlu ettin amca. Biraz sonra şeker isteme. Ne olursa olsun. Allah razı olsun. Kaldı mı soru? Birkaç daha var. Kur'an'ımız bayağı ilerliyor.
Hocam yakın İslam tarihini düşünecek olursak sizleri etkileyen 5 alim kimlerdir desek ve hangi hususlara sizlerde iz bırakmıştır desek sıralayabilir misiniz? Yani buna çok hazırlıksız seçmeden cevap vermek doğru değil ama bende rakamlar Hasan el-Benna ile başlıyor. Seyyid Kutup'la devam ediyor. Said Nursi Türkiye'de çok etkili buluyorum. Benim hayatımda manevi olarak olağanüstü etkisi olan Ebu Gutte hocam rahmetullahi aleyh ile devam ediyorum. Son iki soruyu dağıtmayalım. Bayağı büyük bir kura töreni vardı. Allah'tan bilgisayarla çekmedik biliyor musun? Son durumumuz sadece. Evet son durum. Yok. Şey kalmasın. Gönülleri kalır. Hala arkadaş tıkandı. Birazdan ekleme çıkmazsa iyi hocam. Çok zalim bir soru gelmiş ama. Oflu olmanın hangi karakteristik özelliğini taşıdığını Hasan el-Benna'dan taşınan bir şiir var. Ona mı ait bilmiyorum. Fe eyyüma beledin zükresmullahi fihi adettu erca'ehu min lübbe evtani. Hangi toprak parçasında Allah'ın adı anılıyorsa ben orayı öz vatanım sayarım diyor. Ofluyum, oflu mübarek bu tip şeyleri akideme zararlı buluyorum ben. Ben ümmeti Muhammed'in bir çocuğuyum. Dünyanın her yerindenim ben. Babam Of'ta doğmama vesile olmuş. Başka hiçbir özelliği yok. Evet. Öbür soruya geçebiliriz. Ama bir gerginlik var. Of gerginliği var. Ben Of'lu olmanın özelliğini anladım az önce. Evet. Nurettin hocam, sizin Nurettin Yıldız'ın sevmediğiniz yönleri var mıdır? Varsa nelerdir? Bu yönlerinizle mücadele ederken hangi yöntemleri uygulamaktasınız? Bunu talebelerime ve çocuklarıma sorun. Benim hiç hatam olur mu ya? Delirdiniz mi? Allah. Var mı bir demek istediğiniz bir şey? Oldu gel. Burası var mı? Şans son... oyunu olmasın diye sordum. Var mı bize son söylemek istediğiniz bir şeyler? Beni duadan unutmayın. İnşallah. Gençlerin duasını makbul görüyorum. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kirlenmemiş genci Allah çok sever diyor. Tövbe ettiğinize göre genç yaşta o duaya muhatapsınız. Velev ki geçmişinizde sorun olsun. 60 yaşından sonra benim öyle bir şansım yok. Ara sıra bizi hatırlayın. Şimdi ve sesinizi duymayacağım zamanlarda. Olur. Allah razı olsun. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bacım burada cami gibi mi gireceğiz? Evet. Bizim şey böyle. Biz alırız ama şey hakkında. Sağlam alırız. Senin olsun. Selamun aleyküm. Yeterli, hoş geldiniz. Ne yapacağız? Herkes hoş geldin. Niye alın mı? Sonu da öyle. Selamun aleyküm. Ben gençleri bir göreyim ya. Böyle ne var buralarda? Gezmek ister misiniz, dinlemek ister misiniz? Bir oturalım sonra gezeriz. Sosyal medya. Öyle mi? Güzel. Geldi. Geldi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sesim sandı. Çok çocukların çikolata sandı. Çikolata alabilirsem. Günlük hakları var, mafyaları. Hangi çocuklar? Büyükler buradan mı? Onlar buradan tabii. Kardeşim şunu gönder çikolata yiyeceğim bir tane. O da gönderiyor.